Bil bakalım bu sabah kim aradı? Kürşat. Ne yapıyorsun Cansu? Ne bu şimdi? Çok özür dilerim anne. Aileni kaybettiğin için çok üzgünüm. Sevdiğin adam sana sırt çevirdiği için çok üzgünüm. O kadına katlanmak zorunda kaldığın için çok çok üzgünüm. Bana sahip olabilmek için, benim annem olabilmek için tüm bunları feda etmek zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Bunca yıl benden niye nefret ettiğini çok iyi anladım. Anlattığın için teşekkür ederim. Şimdi seni çok iyi anlıyorum. Ama seni asla affetmeyeceğim. Çünkü bu ailenin bir parçası değilmişim gibi hissettiğim tam 24 sene var.
Bir itirafla bunları silemezsin. Kürşat aradı diyordum. Şu an hiç uğraşamayacağım. Ağzının payını verdim. Ne? Anladığım kadarıyla çok zor durumda kalmışsın. Yabancı biri gelip seni kurtarmak zorunda kalmış filan. Bir de utanmadan densiz seni şikayet etmek için beni arıyor. Yani kaçmakta haklıymışsın. Haklı mı? Ben mi? Söyleyeceklerim bu kadar. Neler pişiyor burada bakalım. Efendim? Daha iyi misin? Bakıyorum telefonum bulunmuş. Dün geceki şarkı hoşuna gitti mi sormam lazımdı. Projenizle ilgili bir gelişme yok. Levent Bey, olursa biz size bildiririz. Süreya. Size de iyi günler Avukat Bey. Vay Yasin. Teşekkürler. Ya bu ananaslar hep aynı boydalar mı bunlar? Bakayım be. Ya ne güzel gözlerin varmış senin ya. Ha dur bakma öyle dur bak. Gözlerim kamaşıyor. ne yapıyorsun bugün? Boşum. Boşsun. Bir şeyler mi yapsak çıkınca? Olur. Okey. Tamam. Hande değil mi? Evet. Tamam, Kerem ben de. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl gidiyor peki? Ece, hayrola? Kimin ölüm fermanını verdin? Hı? Kırdın. Havuçları ortadan ikiye böldün diyor. Kime diyorum? Ece! Kime kızdın? Kim bu pislik, şişko, gerizekalı, aptal, sırışan? Vay. Hakikaten kim bu ya? Çok güzel kızmış, yemin ediyorum. Kızma ya. Ben zaten sarışınlardan hoşlanmam. Yani sarışınlardan hoşlananların gözünden baktığım için ya. Ya kim dedim? Vallahi bilmiyorum. Ama öğreniriz. Ne oldu ki? Sevimsiz. Kutubet. Bir de gülüyor. Biber dolması seni. Kadın budu köfte. Saçında da bir avuç röfle. Hayır röfle mi kaldı ya? Röfle mi kaldı? Iy. Paçoz. Hayır ben onun yerinde olsam var ya böyle kafama galoş takar öyle gezerim yani. Şu dişlere bak. Dişlerini yaptır sen be dişlerini. Ececiğim bence sinirini yanlış şeye yönlendiriyorsun. Kovulabiliriz. Evet ya. Hayır kızın ne suçu var ki yani? Asistanın suçu. Ben havuçları kastetmiştim ya neyse. Hayır bak bir de bana ne diyor biliyor musun? Yok işte senin için gururumu ayaklar altına aldım. Yok kapında yattım bilmem ne. Sonra da buraya gelmiş. Enes'ten aynı boy mu? Aynı boy. Aynı boy.
Ece yemin ediyorum cayır cayır yanıyorsun ha. Aynen ya. Yani ben bir de hayır üzülüyorum acaba onun kalbini mi kırdım diye. Böyle gece uyuyamıyorum onu düşünmekten falan. Ama salağım ben çünkü salak salak. Hop hey unutuverdi bile beni. Ece sen ne ara bu kadar aşık oldun ben anlamadım ki. Ya ne aşkı lan ne aşkı? Aşk maşk yok. Tamam şampiyon sakin ol. Aşk maşk yok. Aşkı kim kaybetmiş ki Ece bulmuş. Nereye götürecektin beni? Hey sana diyorum. Hı? Nereye götürecektin beni? Ha memnun oldum tanıştığım hadi kolay gelsin. Hah Kerem Bey ben de sizi arıyordum. Bugün... Lütfen ben şu toplantı odasında birazcık uyuyacağım. Kimse beni rahatsız etmesin tamam mı? Aa ama bakın Kerem Bey yok, bugün... Yok, yok yok hadi bay bay görüşürüz. Hazırız. İstediğiniz zaman başlayabiliriz. Merhaba, hoş geldiniz. Siz bir çay kahve için bir şeyler alın. Ben 5 dakika içerisinde geliyorum, tamam mı? Ben de onu söylemeye çalışıyordum işte. Sabahtan beri bekliyorlar. Mert Bey nerede? O da gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Ya aç şu telefonu abicim hadi ya. Alo. Hah, ortak neredesin? Evdeyim. Ne demek lan evdeyim? Oğlum yönetim kurulu burada çabuk. Burada gel hadi. Mert sen şu anda müdür odasındasın değil mi? Evet. Orada müdür masasının üzerinde yönetim kurulu için hazırlanmış raporlar var kardeşim. Senin için her şeyi satır satır yazdım. Zahmet okusaydın kaç gün oldu? Ya okuyamadım ki abicim ya ne yapayım? Oğlum bak sen olmazsan hayatta kalkamam ben bu işin altından. Fırla gel hadi. Mert'ciğim güzel kardeşim. Ben sana açık açık o sunumu sen yapacaksın dedim mi? Dedim. Abicim bak yan çizmenin sırası değil şimdi delirtme adamı ya. Ya Mert biz seninle ne anlaştık kardeşim? Sen işi öğrenene kadar ben sana yardım edecektim. Sen çalışmazsan nasıl öğreneceksin bu işi ha? Bir ay doluyor. Şimdi git o raporu al. Paşa paşa git sunumunu yap tamam mı? Hadi eyvallah. Bak Kerem. Kerem. Alo. Of. Ya baban en sıkışık zamanını buldun arayacak Allah aşkına ya. Yönetim kurulu sıkılmaya başladı. Ne diyeyim? Bak sen şöyle yap. Git onlara. De ki. Kerem Bey. Alo Harun. Odama git. Kasanın içinde belgeler var. Onları al çoğaltıp isimsiz bir şekilde Begüm Hanım'a yolla. Hemen. Evet sen benim avukatım değil misin? Sen yollayacaksın tabii. Acele et. Ayıpsın Cansu. Ben buradayken kimseye fark ettirir miyim? Kimse fark etmedi. İyi bari. Ne oluyor sen ne yapıyorsun burada böyle? Vallahi ya Ece'nin hacamat ettiği havuçları toparlıyorum. Aa, ne oldu ki yine? Vallahi tam olarak bilmiyorum ama. Durum bayağı ciddi. Anladım. Nerede peki şimdi? Ay dur söyleme sen. Tamam. Ben nerede olduğunu biliyorum onun. Ece yapsın biz toparlayalım.
Ece. Bak biliyorum benimle konuşmuyorsun. Beni görmek de istemiyorsun ama ben hep buradayım, tamam mı? Ne olursa olsun her zaman burada olacağım. Bunu bil yeter. Gitme. Ne? Gözlerini kapat, kollarını aç. Tamam, kapattım. Ama konuşmak yok, kollarını aç. Tamam, tamam kapattım. Gözünü açtın, açma. Tamam, kapattım, kapattım. Ne oldu? Sorma, böyle kalalım biraz. Açma sakın gözünü. Tamam tamam, merak etme. Böyle adım adım bin yıl bile sürse vazgeçmeyeceğim Ece, söyledim sana. Duydun mu? Ece. Ece. Begüm Hanım, bu size gelmiş. Kimden? Bilmiyorum, üzerinde gönderici bilgisi bulunmuyor. Tamam, sen çık. Arayacağım ben seni. Ne demek oluyor bunlar? Aa, hatalı ürünlerin imalatını onaylayan belgeler. Bak sen şu işe. Wow. Hepsinin altında da senin imzan var abla. Hay Allah. Sakın ama sakın benimle oyun oynamaya kalkma. İnan bana, gerçekten neden bahsettiğini bilmiyorum sevgili ablacığım. Bütün bunları sen bulup çıkardın değil mi? Ama eğer senin de söylediğin gibi iyi kalpli bir kolej çocuğu olmasaydım sana muhtemelen şunu derdim. Her kim ki bu belgeleri sana göndermiş muhtemelen orijinali de kendisinde. Yani demem o ki ayağını denk alsa niye edersin ablacığım. Mert Bey, şükür geldiniz. Kurulu oyalayamıyordum artık. Nasıl? Kerem içeride değil mi? Elimden geleni yaptım ama kaçtı. Yok, yapmamıştır o kadın. Yaptı vallahi. Tamam, sen bana bir dakika ver, gireceğim içeri. Ama efendim... Bir dakika dedim. Neredesin sen? Parktayım. Ne demek parktayım ya? Manyak mısın oğlum sen? Kurul içeride bekliyor. Abi çok fena sıkıştım bu sefer ya. Yani bildiğin gibi değil. Mert, sen beni dinliyor musun? Abi sen girsen kurula bu sefer. Ha? Son bir iyilik ya. Son bir iyilik falan yok kardeşim, yeter. Ben dün gece kendime hayallerimi hatırladım. Bak Mert, ben bugüne kadar seni bırakmadım. Bırakmak da istemiyorum ama yoruldum kardeşim. Tamam mı? Ya kim olduğumu unutacağım artık. İstemiyorum yani.
Bu hayatı daha fazla ertelemek istemiyorum ben. Tamam. Şimdi gidiyorum, kurulu yerini erteliyorum. Ama şunu bil ki yarın o sunumu paşa sen yapacaksın. Tamam, boyun bitti. Üzgünüm, kusura bakma. Bir dakika, Kerem. Kolay gelsin. Ah, hoş geldiniz. Rahatsız olma. Buyurun. Ben de sizi bekliyordum aslında. Bütçe planlamasında üzmüşüz sizi belli ki. Ama nedenlerimiz var, gel. Ben çay istemedim. Bir çay içimi için ateşkes ilan edebilir miyiz? Tabii. Bu sabah seni burada dimdik ayakta göreceğimden o kadar emindim ki Süreyya. Seninle yine gurur duydum. Aman, benimki ağaçlar ayakta ölür hesabı Bediye Hanım. Bak şimdi, hiç yakışıyor mu Süreyya Erkan'a böyle laflar? Lütfen şu boşanma işine dönmeyelim yeniden. Ben Süreyya Koran'ım. Ve Süreyya Erkan olmaya hiç niyetim yok. Soyadı ne olursa olsun, ben yaşama tutkuyla bağlı Süreyya'yı seviyorum. Ona inancım tam. Şimdi söyleyeceklerimi 5 dakika sonra unutacaksınız, söz mü? Söz. İyi ki varsınız. Mola bitti. Şimdi bütçe meselesine geçelim. Evet. Bu sizin onayladığınız bütçe bizim üniversitelere vaat ettiğimiz bursları karşılamıyor. Ben tamamıyla bu yüzden reddettim. İyi okumamışsın Süreyya. Çok önemli bir maddeyi atlamışsın. Neymiş o? Çalhan Holding olarak bütün o burs projesini biz sponsorluk yapmaya karar verdik. Harika bir haber bu. Ben bunu nasıl atlamışım? Böyle olunca da vakfın 2 proje için daha bütçesi oluyor. Söyleyelim çocuklara, alternatif proje araştırsınlar. Aslında bir proje var. Bir avukat geldi dün. Adı Bülent mi, öyle bir şey sanıyorum. Kartı var şurada. Ha evet. Levent Karatay, tanıyor musunuz? Tanımaz mıyım? Levent çok ünlü bir avukattır. Kadın sığınma evleri, kadın dayanışma dernekleri için çalışır. Onlarca kadına iş ve imkan sağlamıştır. Levent çok muhteşem ve kıymetli bir çocuktur Süreyya. İyi, o zaman ben bütçemiz yok diye geri çevirmiştim. O zaman şey yapayım ben. Sen şey yap, Levent'in projesini bir düşün. Ben de artık gidip haylaz torunumu bulmalıyım. Toplantısı bitmiştir. Hoşça kal. Güle güle. Süreyya beni arıyor. Süreyya Hanım. Pardon, emrinizdeyim Süreyya Hanım. Emir değil, rica diyelim. Şimdi daha çok heyecanlandım. Teklif ettiğiniz projeyle ilgili. Yoksa bir evet mi kaptım? Henüz değil, konuşmamız gerekiyor. Hay hay, nerede buluşuyoruz? Üslubunuz çok ilginç Levent Bey. Buluşma değil, toplantı diyelim isterseniz. Birkaç saat daha vakıftayım. Uğrarsanız konuşuruz. Geliyorum Süreyya Hanım. İyi günler Levent Bey. İyi günler.
Yuva canım, nereye gidiyorsun? Sana koşuyordum. Bana. Nasıl yani? Ya nasıl oldu bilmiyorum ama Ece beni affetti galiba. Sen ciddi misin? Evet. Ya nasıl oldu bilmiyorum ama çok mutluyum ben, çok. Ay. Özür dilerim. Tabii Masal dün gece de kaldı, ben onu unuttum. Unutmak mümkün diyorsun yani. Keşke bir mucize olsa. Keşke. Neyse. Ece beni affetti ya. Belki bundan sonra daha güzel olur her şey. O zamana kadar... O zamana kadar... Git dedi. Ama ne dedik? Üzülmek yok. Nasıl böyle sessiz girdiniz içeri? Sürprizlerle doluyumdur. Daha ne önerilerim var söyleyeyim mi? Aman aman kalsın. Buyurun oturun, projenizi konuşalım diyecektim ama siz zaten oturduğunuza göre konuşabiliriz. O kadınlar kendilerine şiddet uygulayan eşlerinden nasıl kurtulmuşlar? Öncelikle ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu fikir değişikliğinin dün geceki gözyaşlarıyla bir ilgisi var mı? Levent Bey, ne olur çok rica ediyorum. Lütfen aramızdaki mesafeyi koruyalım, olur mu? Biz sizinle daha ne kadar görüştük ki bir elin parmaklarını bile geçmez. Yani bir de lütfen bana siz diye hitap eder misiniz? Anlaşıldı. Beni bir daha uyarmak zorunda kalmayacaksınız. Evet ama iki kez oldu bile. Üçüncü olursa proje biter. Çok merhametlisiniz. Allah razı olsun. Başlayalım o zaman. Projeksiyonunuzu kullanabilirim değil mi? Size kısa bir sunum yapmak istiyorum. Tabii tabii, buyurun. İstediğiniz gibi. Yalnız bir sürü örneğim var. Biraz uzun sürebilir. Bana alışmaya çalışsanız iyi olur. Çünkü bol bol beni göreceksiniz. Aman ne talihsiz kadınım. Ne yapalım, bir süre dayanacağız. Hediye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurul toplantısı bitti mi? Hiç olmadı ki. Anlamadım. Kurul toplantısı ertelendi efendim. Ne demek ertelendi? Mert nerede? Çıktı efendim. Neler dönüyor burada? Peki, Kerem Bey'i çağırır mısınız bana? Oda mı çıktı? Siz oturup bekleyin isterseniz. O sırada ben de ulaşmaya çalışayım. Hayır. Sen hiç kimseye ulaşmaya falan kalkışma. Ben yapacağımı biliyorum.
Peki, hadi sana kolay gelsin. Ay, büyük çalan yine gelmiş. Kim ya? Ne oluyor ya? Efendim? Bediye Hanım, nasılsınız? İyiyim, iyiyim hekim bey. Torunumla konuşmadan önce sizi aramak istemedim. Nasıl geçti düğün? Düğün güzeldi de gözlerimiz hep sizi aradı Bediye Hanımcığım. Mert de gelmedi. Lale bütün gece... Nasıl yani? Mert gelmedi mi? Düğüne Mert gelmedi mi? Yapmayın Bediye Hanım. Sizin gibi zarif bir hanımefendiye hiç yakışmıyor böyle şeyler. Lale bütün gece Mert'i bekledi. Haber verseydiniz keşke. Çok özür dilerim. Ben Lale'den de Mert adına özür dilerim. Ben bunu hemen telaf. Allah, ne diyor kadın? İyi misiniz? Gözlerim karardı. Hekim bey, ben sizi arayacağım. İsterseniz şöyle kafe bölümüne geçelim. Biraz dinlenin orada. Ben size bir su getireyim. Ha, koluma girmek ister misiniz? Yok, yok. İstemem. Hayır. Yine mi sen? Ne bu? Bu sizi anında toparlayacak formül tansiyonunuz için. Evet, hem düşen şekeriniz hem de kırık kalplerimize birebir gelen Oliva'ya özel tatlılar. Teşekkür ederim. Biz seninle burada tanışmış mıydık? Evet efendim. O gün de bugünkü gibi asil ve zariftiniz. Daha iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Biraz afalladım o kadar. Biraz nefesleneyim. Bakacağım icabına. Bana mı bunlar? Neden iki tane? Çünkü biri bademli, biri krokanlı. Yani belki siz de benim gibi kararsızsınızdır diye. Ya şeker hastasıysam? Ay çok özür dilerim ya. Ben hemen tuzlu bir şeyler getireyim. Ne özrü? Gel otur bakayım şuraya sen. Aslında çok severim tatlıyı. Ama işte hayat. Bazen en sevdiği şey en büyük derdi oluyor insanın. Doğru. Ama... belki de dert olmaktan çıkmaları için onları oldukları gibi kabul etmemiz gerekiyordur. Ne akıllı şeysin sen. Adın ne senin? Ece. Tersten. Ay neyse, sadece Ece. Memnun oldum Ece. Peki sen niye kaçıyorsun karar vermekten? Yani bu tatlılardan hangisiyle başlayacaksın? Yani şimdi bu bademli tam hayallerimdeki gibi. Ama eksik bir şeyler var. Yani bana tam uymayan bir şeyler. Bunu hissedebiliyorum. Ama yine de çok çekici geliyor. Yani ulaşamayacağını bilmek gibi herhalde. Hani böyle film yıldızlarına çok hayran olursunuz ya. Onun gibi bir şey yani. Takıntı gibi işte. Taktın yani bademliği. Ya diğeri? Diğeri... işte o biraz karışık. Çünkü krokanlı. Yani... benim olursa hem çok mutlu olacakmışım gibi geliyor... hem de çok canımı yakacakmış gibi. Yani hem arkama bakmadan koşarak kaçmak istiyorum... hem de başkası yiyecek diye ödüm kopuyor. Yani biraz korkuyorum ben ondan. Çünkü çok gerçek. Ya öbürü gibi değil. Gerçekten hayatımda bu. Bir tavsiye ister misin? Eğer şimdi... bu yaşında...
İstediğin tatlıyı seçebiliyorken korkarsan çok mutsuz olursun. Ve kaçırdığın gerçeğin hayalini kurarsın. Bu yüzden... Krokanlı diyorsunuz. Ne yaptın kurulu? Ne yaptım? Gittim, konuştum, erteledim. Kardeşim, bak ben de seni çok seviyorum ama biraz önce söylediklerimin arkasındayım hala. Onu söyleyeyim sana. Biliyorum abi, haklısın ya. Ya kusura bakma, ben bu sefer senin üstüne yıkmak istemiyordum kurul meselesini ama bu ne yapayım abi? Yani bir yandan babaannem arıyor. Ve bir yandan ne oldu düğünde? Bir saldım gitti, hiçbir şeyden haberim yok. Ve bir yandan Oliva'ya gidiyorum, 20 tane adam karşıma dikilmiş. Ben de panik oldum abi. Zaten kafa gitmiş. Gel bir otur ya, bir dur. Ben telefonla konuşurken bu kadar kötü olduğunu anlamadım senin. Ne oldu, niye gitti kafan? Niye olacak abi? Ece'den işte. Ya bir böyle yanaşıyor, bir anda kötü davranmaya başlıyor sonra. Bir tatlı tatlı bakıyor, tamam diyorum, oluyor. Bir anda kaçıp gidiyor. Ne saçma sapan bir şey bu ya. Vay be. Seni de süründürecek kızı bulduk ya sonunda. Gerçekten helal olsun Ece'ye ya. Ya ortak, dalga geçme ya. Oğlum bak, vallahi canım çok sıkkın. Ya uyuyamadım yani, gece uyuyamadım. Böyle bir havada yürüyorum sanki. Oğlum uykusuzluktan değil, aşkındır o. Ha, sen sanki çok iyi bilirsin de aşk acısın. Artık biliyorum. Cansu. Aşık Kerem. Söyle bakalım, ne olacak benim Ece ile bu durumlara? Senin ahını aldığın kızları yaşına bölersek düşünelim. Herhalde bir bu kadar daha sürünürsün sen. Kerem. Tamam. Ya bir rahat bırak kızı bakalım. Bir rahatlamaya ihtiyacı vardır, bir zaman ver. Abi kafası karışıksa niye öpüyor bu kız beni o zaman? Bak biliyorum, hissediyorum. O da bana aşık, sırf inadından yanıma yanaşmıyor manyak. Bir saniye. Kim kimi öpüyor tam olarak? Ha, bizim Ece işte ya. Dün gece evine bıraktığımda öptü de beni. Ama sonra inkar etti işte. Ama eminim abi, hissediyorum, o da bana aşık. Kardeşim. Ne oluyor ya? Ya bu çok güzel bir haber. Sen bana bunu niye söylemedin ki daha önce? Güzel bir haberdi. Caydı diyorum kız. Bir dakika. Ece seni öptüyse, sana aşık olduysa... benim Cansu'yla aramda tek bir engel kalıyor. Neymiş o? Berçal Hanyalan'a. Pardon? Onunla beraber olacaksam ona yalan söyleyemem. Bir dakika oğlum, nereye gidiyorsun ya? Cansu'ya bütün gerçekleri anlatmaya. Kerem saçmalama oğlum ya, yakarsın ikimizi de. Kerem! Ya yok, yapmayacaksın sen öyle bir şey. Yapmazsın, ben inanmıyorum. Kerem! Yapmazsın değil mi Kerem? Oğlum bak, yakacaksın, ikimiz de yakacaksın diyorum ya. Allah Allah! Cansu! Dur, ne yapıyorsun? Biri görecek.
Artık önemli değil. Nasıl bir önemi yok ya? Cansu, dün yaşanan her şey gerçekti. Hani sen bana Kerem dedin ya. Evet. Ben gerçekten